geldiğimizde burası çok kötü bir durumdaydı. Yaklaşık 50-60 kamyon buradan çöp çıkardık. Her tarafta yanıklar, izler, resimlerini görürsünüz. Şu anda tamamen bitmiş durumda, %99 bitmiş durumda. İçeride bulunan mezar taşları vardı. Hepsi yüzlerce, binlerce parçaya ayrılmıştı. Hepsini birbirlerine eşleştirdik ve burada büyük bir mezar taşı müzesi oluşturduk. Burada minare kırıktı gövdeden itibaren, kaideden itibaren. Minareyi yeniden yaptık. İçeride kalem işleri mevcuttu. Kalem işlerinin raspaları ve eski kalem işleri bulundu ve ona göre projelendirildi. Eski kalem işleri ihya edildi ve bu şekilde bitti kalem işleri. Şadırvan yeni yapıldı. Bir tuvalet ve imam odası dediğimiz bina yapıldı. Bu cami hakkında manastırda söylenen Balkanların prensesi denen bir cami olduğu söyleniyor. Camide hakikaten oranlar herkesin ilgisini çekiyor. Herkes camiyi gördüğünde çok güzel bir cami diyor. Yapan kim olduğu bilinmiyor. Ama araştırmalarımızda hep Mimar Sinan'ı tarif ediyorlar. Ama bununla ilgili Mimar Sinan'ın eserleri içerisinde böyle bir cami görünmüyor. Cami kitabesinde 1561-1562 yıllarında Haydar Kadı Efendi tarafından yapıldığı yazıyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanları, yani Mimar Sinan'ın zamanlarında yapılmış cami. İzler zaten onun için herkes o tarafa yöneliyor. Özellikle camiye baktığınız zaman 4 tane sütun görürsünüz son cemaatte. Mimar Sinan'ın bütün camilerinde bu sütunların ikisi bir renk, ortadaki ikisi başka bir renk olur. Dolayısıyla bu camide de öyle şu anda.